Arkadaşlar herkese selamlar yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Yeni bir haftaya başladık tabii ki piyasalarda Noel tatillerinin başlamasıyla beraber Hacim oldukça azaldı. Bu değil ki bizim iç piyasada hareketlilik yok. Borsamız yükselmeye devam ediyor. Taban olan taban olan bir ton hisse var. Onları konuşacağız. Gidişatı konuşacağız. Tabii ki 2022 biterken 2023 yılda bizler için yepyeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hatta ve hatta şunu diyebilirim. 2023 yılında 2022 yılına nazaran daha fazla fırsat olacağını düşünüyorum. Bunun sebeplerini sizlere aktaracağım. Tabii ki aktarmadan önce de hemen duyurumuzu yapalım. Her videoda biliyorsunuz iki tane aboneme hediye veriyorum. kendi teknik analiz eğitimi kursumu ve yüksek oranda kazandıran strateji serimi sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni, bir tane yorum. Ve kanala abone olursan gelecek videoda yorumların en üst kısmında kazanıp kazanmadığını kontrol edebilirsin. Şimdi arkadaşlar son dönemlerde dolarda böyle oynak kartmaya başladı. Bir hareket mi geliyor? Bu oynaklığın sebebi ne? Bunları konuşacağız. Size videonun başında şunları söyledim. 2023 yılında daha fazla fırsat olabilir. Peki bunun sebebi ne? Öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Bizim iç piyasalar olsun dış piyasalar olsun veya dışta işte emtiyalar altın gümüş gibi ürünler olsun, borsalar olsun. Bunlardaki yönü belirleyen dış etmenlerden en önemlisi arkadaşlar büyük merkez bankalarının attığı adımlar. Yani büyük merkez bankaları, Fed gibi, Japonya Merkez Bankası, BoJ gibi büyük merkez bankaları Faiz artışlarına gidiyorsa bu piyasalarda böyle sıkıntı demektir. Ee, özellikle gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı demektir. Altınla faizin ters korelasyonlu olduğunu düşünürsek satışların gelmesi demektir. Altın nezdinde tabii ki gümüş, platin, palatyum gibi diğer emtiyalara da satışların gelmesi demektir. Petrol de buna dahil edebiliriz. Yani bizler için fırsat gelmesi için öncelikle Fed'in, Faiz artırımlarını kesmesi lazım. Son dönemlerde bunlara dair sinyaller almaya başladık. Çünkü FED faiz artırdıkça dünyadaki dolar ana vatanına yani klasik bir söylem ama ana vatanına ana yurduna dönmeye başlıyor. Çünkü bu e, diğer ülkelerden çıkan para Amerika'daki bankalara giriyor. İnsanlar faiz almaya başlıyor ve tabii ki Amerika'ya dönmeye başlıyor. Yani bizim buralarda hareketler olması için altından, gümüşten, kriptodan, borsalardan güzel kazançlar elde etmemiz için ABD'nin faiz artımlarını bitirmesi lazım. Hatta faiz indirimlerine gitmesi lazım. İşte son dönemlerde bakın buna dair sinyaller aldık arkadaşlar. Son gelen ABD enflasyon verilerinin gerilemeyi işaret etmesinin ardından hatta gerilemesinin ardından piyasa aktörleri FED'in faiz artır, artırımlarını yavaşlatacağına dair beklentileri yükseldi. Bu da piyasalarda tabii ki iyimserliğe neden oldu. 2023 yılında bunun devam etmesini bekliyoruz. Tabii ki Fed'de böyle Şubat, Mart aylarında toplantısı var. Orada böyle 25 baz puanlık faiz artışları gelecektir ama özellikle e, Haziran'daki toplantıdan sonra artık böyle pas geçmeye başlayacak. 2023'ün sonundan itibaren ise faiz indirimlerin geleceğini düşünüyoruz. E, tabii ki bunlar piyasalarda güzel hareketler, güzel fırsatlar verecek bizler için arkadaşlar. Yani bu tüm adımlar dezenflasyon trendinin başlayacağını bize gösteriyor. Dezenflasyon trendi nedir? Enflasyonun azaldığı, enflasyon düşüşe geçti hatta enflasyonun yok olduğu trendlerdir. İşte bunlar bize yarayacak haberler arkadaşlar. Şimdi merak edilen e, en önemli sorulardan bir tanesi dolarda son günlerde hareketlilik arttı. 1866 1868 hatta böyle 1870 71'leri test eden bir dolar TL var. Bunun sebebi nedir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın borsa çok güzel yükseliyor beklentimiz dahilinde. Borsa yükselirken hani şu ortamda e, dolarda çok fazla bir hareket beklemek saçma olur. Çünkü dolardan ve kur korumalıdan çıkan para şu an borsaya giriş yapıyor. Peki diyeceksiniz dolardaki bu hareketliliğin sebebi ne? Dolardaki bu hareketliliğin en büyük sebeplerinden bir tanesi piyasada hacim azaldı. Hacim azaldığından dolayı şu an yurt dışında dolar TL trade'den yok. Forex piyasalarında dolar TL trade'den dolar TL long veya short pozisyon açan kimseler yok çünkü piyasalar tatil ve oynaklık bitti. Şu an dolar tl'deki hareketliliğin sebebi bizim iç piyasada alım veya satımların yapılması. Yani kur korumalıdan çıkan para direkt dolara dönüyor olabilir. Piyasalarda hacim az olduğu için veya işte bankalar alıyor olabilir. Bu tarz oynaklıklar görüyoruz. Ama bunlar şu anlık büyük bir trendin veya büyük bir yükselişin geleceği anlamı taşımıyor. Önümüzde bakın seçim süreci var. E, bu da dolar üzerindeki baskıyı artırıyor. Yani dolarda belli bir süre daha hareket beklemiyorum. Ben borsa yükselirken borsa para akışı devam ederken şu an sadece bu oynaktık bizim hiç piyasada küçük yatırımcının aldı dolarlar sayesinde olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden çok büyük bir beklentim yok. Ha şunu da belirteyim. Şu an Türkiye'de en ucuz kalmış şeylerden birisi de dolar arkadaşlar. Yani tamam seçim dolayısıyla baskılanıyor. Tabii ki bu baskı bir yerde bitecek ve 2023'te farklı şeyler de konuşacağız ama şu anlık Dolarda benim herhangi bir hareket beklentim yok. Altın ve gümüşle devam edelim. Tabii ki bugün borsaların kapalı olması sebebiyle altın ve gümüşte de hareketlilik yok denecek kadar az. Gram altın tarafında şunları söylemek istiyorum. Bakın gram altın yatırımcısı için bunlar son fırsatlar. Özellikle 1060'a yaklaşmalardı. 1068 ben kendi adıma alıcılı olurum. Az önceki bahsettiğim sebeplerden dolayı ABD'de enflasyon düşeceğine dair ve Fed'in faiz artırım oranlarını düşüreceğine dair hatta faiz indirimlerine gideceğine dair 2023'ün sonunda piyasalarda imserlik devam ediyor ve bu imserlik devam edecek. İşte bunların hepsi altına yarayacak hareketler arkadaşlar. O yüzden altında yükselişler devam edecek. Ons bazında yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu da gram altına yansımaları olacak yukarı yönlü diye belirtebilirim. O yüzden 1068 gelirse alınır aşağıda 1055 var burası da bence son alım yerleri olacak diye düşünüyorum. Yani buralar gelirse altın alınır arkadaşlar altında yükseliş devam edecek. Buradan gelen yükselişle beraber pek hareket kadar devam edecek? Şöyle alım seviyelerini çizdikten sonra ee, 1180 ilk hedef olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde 1470 hedefim var. Orta ve uzun vadede. Kısa vadeli ise gram altında 1170 TL hedefim mevcut. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani gümüş de soruluyor. Gümüş daha güçlü arkadaşlar. Özellikle geçtiğimiz 2018-2019 yıllarında altının yükselişine bakarak gümüş altına göre geride kaldı. Ee, bunu belirtmekte fayda var. O yüzden bu dönemlerde gümüşün birazcık daha ön plana çıkacağını düşünüyorum ben altın iki yükselecekse gümüş 3 yükselecektir diye düşünüyorum o yüzden gümüş ağırlığını portföyünüzde artırabilirsiniz özellikle 13.50 üzerinde kalan gümüşte 14.80 ara direnç olmak üzere şu civarlar 14.80 16.75 ise arkadaşlar hedefi diye düşünüyorum 16 75'in Ben çok hızlı geleceğini düşünüyorum orta ve uzun vadede 22 TL hedefim var benim gram gümüş TL'de bunu da belirtmek isterim buradan hemen borsaya geçmek istiyorum arkadaşlar borsada beklentilerimiz son videolarda ne anlattıysak birebir gerçekleşmeye devam ediyor şimdi Arjantin borsasıyla karşılaştırıyoruz Tabii ki bunu size defalarca anlattım. Özellikle Arjantin borsası ile benzerliklerimizi. Hemen tekrar şöyle bir değinmek istiyorum. Oradaki geçmiş dönemlerde yaptığı hareketleri şöyle bir tekrardan bir konuşalım istiyorum. Borsada şunu belirtmek istiyorum. Hani dış piyasalar kapalı. Normalde bundan bir iki sene önce dış piyasalar kapalıysa Noel'e yakın, Noel tatillerine yakın bizim borsada da hacimler azalıyordu. Hatta küçük yatırımcı o zamanki borsa yatırımcıları trade etmeyi bırakıyordu arkadaşlar ama şu an öyle bir şey söz konusu değil. Şu anki yükselişin yüzde %85'ini bizim küçük yatırımcılar oluşturuyor. O yüzden dünya piyasaları kapalı olsa da bizim borsada heyecan eee devam ediyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim borsaya dair yükselişlerin devam edeceğini 2000 puandan bir anlatıyoruz. Son düzeltmede 4700 seviyelerinin dip olduğundan bahsettim. Hani Piyasada birçok analiz var ama ben düş beklemiyorum dedim. Bu benim kişisel görüşüm. Kendi tezlerime göre yükseliş gelecek diye aktardım. Ki öyle de oldu. Ee, bu anlamda tabii ki takipçilerimize karşı da e, güzel oldu diyebilirim. Şimdi peki bundan sonra ne bekliyoruz? Şimdi borsa tarafında Arjantin'de arkadaşlar 2014 yılında bakın buradaki yükselişte 5000 puan açtıktan sonra 5650 ile 5700 arasında bir direnç oluşturmuş kendine burada bayağı bir git gel yapmış yani böyle 4-5 gün hatta bir hafta boyunca sonra fake bir düşüş yapmış sahte bir düşüş yapmış 5450'ye oradan tutup hareket 6000'lere doğru devam etmiş. Şimdi bizim borsada da benzer hareketler olabilir çünkü 2000 puandan beri aynı hareketleri yorumluyoruz ve gün gün tahmin ediyoruz. Arjantin borsasına bakarak zaten tahminlerimizde o borsaya bakarak aynı çıktığını söyleyebiliriz. Yani hareketler birebir aynı. Şunu söylemek istiyorum. 5650'ye doğru yükselişler devam edecektir. Burada da tıpkı Arjantin borsasında olduğu gibi bizim borsada da takılabiliriz. Yani şu bölgelerde 5600 şöyle bir tık daha yukarısı. Buralarda takılabiliriz. Hani buralarda ufak bir direnç oluşturabilir ama önemli bir direnç değil. Yani e, böyle 3-4 gün bu dirençte şöyle gitgeller yapabilir. Sonra fake bir düşüş bizde de sonra beklediğimiz o 5800 6000 hareketi gelebilir. Bu tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Şurası en az 1 1,5 hafta sürecektir diye düşünüyorum. Ee, burada fake bir geri çekilme de olmayabilir. Orada olmuş ama hareketler benzer. illaki noktası noktasına da aynı olacak diye bir şey yok ama 5800'de 6000 puanın hedef olacağını düşünüyorum. Peki şu direnci direkt geçer mi? Yani 5650 5700 olabilir, olabilir. Yani burada önemli olan e, düzeltmelerin hangi noktadan geleceği Arjantin borsasıyla karşılaştırırken buradaki geri çekilmeler veya da takılmalar düzeltme değil. Düzeltme dediğimiz şeyler %20'nin üzerine düşüşler demektir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Önemli olan bunların aynı olması. Dediğim gibi yükseliş devam edecek. 5650 5700de belki takılabilir. Ama o da birkaç gün belki bir hafta böyle git gel yapıp sonra oranın da kırılmasını bekliyorum. Yani borsada pozitiflik devam edecek. Şimdi arkadaşlar son dönemlerde konuştuğumuz hisselerden Petkim. Geçen hafta konuştuk. Bugün ise böyle yukarı yönlü gepli açılışlar aldık Petkim tarafında. Diyeceksiniz ki bundan sonra ne olacak? Öncelikle değerlendiren varsa tebrik ederim. Her videoda konuşuyoruz fırsat hissi olursa ki hepsi de şu ana kadar hepsi de kar yazdı 3x 4x yaptığımız hisseler var yani eylülde değerlendirdiğimiz ekimde değerlendirdiğimiz o yüzden videoları kaçırmayın bakın fırsatları her daim değerlendiriyoruz bildirimleri açın kanala abone olur bunları kaçırmayın pet kimde nerede değerlendirmiştik geçen hafta videoları dönüp bakabilirsiniz. Ee, bazen soruluyor işte ya nerede derler 18 derde olması lazım 18'de peki şöyle 18.07'den bir alalım bakalım kabaca bir yükseliş hemen şöyle alıyorum yüzde %17'ye tekabül ediyor arkadaşlar yükseliş %17 yani bir haftada hatta bir hafta bile değil hafta sonunu saymazsak gerçekten güzel bir yükseliş peki petkimde neler oldu petkimde öncelikle petrol fiyatları arttı bu yükselişin geleceğini zaten söyledim. Bir kere globalde petkime yarayacak haberler vardı. Birkaç da seçim dolayısıyla müjde geleceğinden bahsettik. Ve doğal olarak haftalık direnci kırdık. Şimdi yol açık olsun. Bakın haftalık direnç şu sarı bölge 2013'ten beri izledi. Direnç kırıldı. Devam edecek yükseliş. Bundan sonra 19.90 20 TL destek, 22 25 28 hatta 30'lara uzanan bir hareketin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Şimdi Kardemir tarafı Buna benzer bir kırılım yakında gelebilir. Bunu da hatta fırsat olarak bu videoda sizlere göstereyim. Ee, bakın burada da haftalık direnci yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu da 2013 yılından beri Petkim gibi kıramadı dirence yakınız. Ve kırılmada yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yani yakın zamanda 20 üzerine bir hareket geleceğini düşünüyorum. 20 üzerindeki hareketlerde. 25'e doğru yükselişler devam edecek diye düşünüyorum. Burada da özellikle böyle 19.90 20 aşıldıktan sonra olumlu haber furyası gelebilir demir çelik hisselerinde. Burada da böyle yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ve eli kulağında diye düşünüyorum yani kırılım muhtemelen bu hafta önümüzdeki hafta kırılım gelecek diye düşünüyorum. Kardemir tarafında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Piyasalarda hiçbir zaman fırsat bitmiyor videoları tabii ki kaçırmamak için. Kanala abone olup bildirimleri açın. Açmanızı tavsiye ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.